yaksan yanarsın. Mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla. Evlat her zaman bebek. Annem cadıymış gibi dursa da, annem benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Hadi bakalım, uyku saatin geldi. Şimdi güzelce uyu ki sabaha dinç kalkasın ha. Ama hiç uykum yok baba. Ha. Biliyor musun, amcanla ben küçükken babaannen bize hep masal anlatırdı. Şimdi ben de sana güzel bir masal anlatayım ha. Dur. Tamam baba. Bir varmış bir yokmuş. Bir kırmızı başlıklı kız varmış. Bir de onun ormanda yaşayan büyük annesi varmış. Ama ormanda yaşaması imkansız baba. Niye? Yeşil alan kalmadı ki. Son kalanlara da golf sahası yapıyorlar. Canım masal bu masal. Hem sen bunları nereden öğreniyorsun? Amcandan mı? Neyse, bu ayrıntılara takılma sen. Geneli dinle. Tamam? Peki. Bir gün kırmızı başlıklı kız büyük annesine yemek götürmek için evden çıkmış. Niye internetten sipariş vermiyor? Hemen teslim ediliyor baba. Neyse, yolda da hain kurtu görmüş. Hemen cepten polisi arasın baba. Canım, o zaman da cep map yok. O zaman biber gaz sprey sıksın hain kurda. Anlaşıldı. Ben bu masalı anlatamayacağım. En iyisi babaanneni çağırayım da o anlatsın, dur. Tamam, tamam. İstemiyorum, ben uyudum bile. Aferin. Hadi iyi geceler. Ne? Ya ne biçim televizyon seyrediyorsun Cahit? Ne yapayım Neriman? Doğru düzgün bir program yok. E sen arabasını bilmiyorsun. Ver şunu bana. Bak. Bu güzel bir film galiba. Hadi bunu seyredelim. Cahit. Hı. Bu adam kızı bıçaklayacak mı? Ben nereden bileyim? Senaryosunu ben yazmadım Neriman. Ay vallahi bıçaklayacak. Kız! Arkanda! Arkanda! Ay manyak! Baksana arkana! Ay vallahi bıçaklayacak. Ay gözün kör olsun senin serseri. Puh! Kız baksana arkana! Anne, ne oldu? Anne ne var? Katil var. Nerede? ATV'de. Sen ne diyorsun anne ya? Dinime küfreden Müslüman olsa. Benim televizyon seyretmen kötüyse seninki tam bir felaket. Sen git yat oğlum. Seyredecek bir şey yok. Cahit. Hı? İki dakika sabredemedin değil mi? Hı? Ölmüş müdür kız? Kızı bilmem ama sen hemen toz olmazsan senin öleceğin kesin Neriman. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar niye gidip intihar ediyorlar anlamıyorum ha. Gelip sizinle iki gün geçirseler hoca kesin merhumu nasıl bilirdiniz der. Toz ol Rahana, toz ol! Çetin. Ha, efendim? Siz niye hiç yazlık almadınız? Aa, bu saatte sorulacak soru mu bu ya? Sabah işe gideceğim. Eğer bir yazlık almış olsaydınız annen yazları oraya giderdi. Düşünsene. Annen orada, ben burada. İstediğim yemeği yapıyorum. İstediğim kadar alışveriş yapıyorum. Ne güzel bir hayal değil mi? Aa, o geldiği zaman da biz yazlığa giderdik. Bu sayede yılda birkaç ay birbirimizden uzak yaşardık. Hayatım. Annem ne yapar eder, o tatilleri birbirine denk getirirdi. Hadi,
Olmayacak hayaller kurma da yat uyu. Çetin. Ay ne var? Sizin şirketin merkezi niye İstanbul'da? Hani şöyle İzmir'de falan olsaydı ne güzel olurdu. Biz de İzmir'e göçerdik. Böylece annesiz bir yaşam sürdürebilirdik. Bana bak Ece. Hemen uyumazsan annemi çağıracağım. Sana ninni söyleyecek. Zerzevatçı, zerzevatçı, domates, biber, patlıcı. Zerzevatçı dur, dur dur. Gel gel. Kaç lira bunlar? 3 lira abla. Dolmalık biber kaça? O da 3 lira abla. Hı, kuzey. Sıdık akşam kafana yiyeceğin tencerede dolma mı istersin, patlıcan mı? Bizim evde demokrasi vardır da kocamın kafasını kırmadan önce mutlaka ona seçme hakkı tanırım ben. Sıla. Patlıcan güzel mi? Güzel. Vallahi ben beğendim abla yani. Tam İmam Bayıldılık. Fiyatı tabii, da iyi yani. Tabii. Siz yaparsanız Ece Hanım adı İmam Bayıldı olur. Ama hasıla yaparsa adı Sıddık Öldü olur. Organik mi? Patlıcanım güzel abla. Bakalım. Tart bakalım 2 kilo. Kaça patlıcan? 3 lira hanım abla. Tarlasını fiyatını sormadım. Kilosunu soruyorum. Dur, dur, dur. Hanım abla bunlar senin için değil, abla için. O abla benim gelinim olur. Kendisi alışveriş yapmayı hiç bilmez. Ayrıca 3 liraya patlıcan olmaz. Her yerde 1,5 lira. 1,5 liraya veriyorsan ver, vermiyorsan çek arabanı. Git kendine başka salak ara. Anne, 1,5 lira için değmez. Ayıp ama. Tabii. Parayı sen kazanmıyorsun, oğlum kazanıyor. 1,5'a veriyor musun? Tamam be abla, tamam be. Of, of. Dur, dur, dur. Çürük çarıkları koyuyorsun. Ne yapsın onu kız? Ver bakayım. Al şunu koy. Şurada koy. Buldun saf gelini. Sen bana baksana. Ben yutar mıyım böyle şeyleri? Hanım abla. Ablası mablası yok. Dolmalık biber de ver. O da 1,5 lira ha. 1 kuruş fazla vermem. Ya seçme, seçme ya. Şu ne? Al bunu kendin ye. Doğru dürüstlerini koy. Abla, kusura bakma ama sen nereden alacaksan al. Daha alırken böyle yapan kaynana vallahi bunları yedirmez sana. Ben gidiyorum. Zarzavatçı. Bana baksana sen. Allah'ın cezası. Patlıcan bir tek sende mi var? Nereye gidersen git. Sersem. Bravo anne. Ne yapıyorsun? Yemek. Çetin'in iştahı arttı da son günlerde. Ben oğluşumun yemeğini yaptım. Hayır yani, yenmeyecek olduktan sonra. Malzemeyi boşuna harcamamak lazım. Hem bir şey daha söyleyeyim. Bak bir ev hanımı yemeğini yapmadan önce evini şöyle derleyip toparlamadı. Benim evimin neresi dağınık anne ha? Neresi dağınık? Hayır bir şey demedim. Yani demedim ama dediğim zaman yani şu kadarcık bir laf söylediğim zaman böyle bana bir bağırma. Yani bir tane laf ediyorum, 5 tane laf çıkıyorum. O bir tane lafı gidip evinde et sana o kadar sevineceğim ki ben. Yani ben şimdi kötü bir şey mi yaptım? Yani bir annenin hakkı değil midir? 40 yılda bir oğluşunun evine gelemez mi? 40 yılda bir olur. Ama 40 saniyede bir olmaz. Bak elindeki anahtarı. Eskidi. Kullanmaktan eskidi. Benimki pırıl pırıl duruyor. Bu örtü nereden çıktı? Sen oğlumun 1001 zahmetle kazandığı paraları götürüp sokaklarda harcıyor musun? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim zamanımızda gelinler bunları böyle kendi ellerinde işlerlerdi. Hem daha değerliydi, hem de kocalarının paralarını sokaklara sarf etmezlerdi. Anne, illa bir laf sokuşturacaksan
araştır da sokuştur bari. O zaman eski gelinler öyle yaparmış. Şimdi bunlar ucuz. Malzemesini alıp yapmaya kalksam daha pahalıya çıkacak. Çin var artık, Çin. O zaman da Çin vardı. O zaman Çin uzaktı. Bak her yer Çin. Çin, 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 Çin. Gördün mü? Çin. Sen benim oğlumun kazandığı paraları Çinlilere mi yediriyorsun? Kaç lira verdin bu örtüye? 1 lira anne. Ne alırsan 1 lira diye bir mağaza var. 1 lira mı? Ayıp. İnsan bir tane de kayınvalidesini alır. Yanar hem de nasıl yanar, yanmaz çözüm değil bizi nikah baklar. Erkeklerde yanar hem de nasıl yanar, yanmaz çözüm değil bizi nikah bak. Hayrola Hasıla, niye bu kadar sinirlisin gene? Komşu apartmanın kapıcısı Saniye karısıyla birlikteydim. Kahve içtik, fal baktım. Hocam, bunda sinirlenilecek, öfkelenecek yer neresi? Fal bakarken maaşlarımızdan konuştuk. Sinirlenecek yer orası Sıddık. Kimin maaşından? Onların ve bizim maaşımızdan. Neyi konuştunuz ki Hasıla? Kuş gibi maaşlarımız var zaten. Görürsünüz. Kuş kadar maaşımız var. Ama onlarınki deve kuşu kadar Sıddıkçı, bizimkisi serçe kuşu kadar. Aman, boş ver Hasıla. Kuş, kuştur. Kes sesini be, kuş beyni. Gestim. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Örtünüz de çok güzelmiş. Renge bayılırım, çok güzel bir renk. İyi ki geldin Nala. Arada bir biriyle sohbet edip kahve içmek ne güzel bir şeymiş. Annem dışında tabii. Ben Neriman teyzeyi de görürüm diye düşündüm. Yani nasıl olsa şimdi o Ece'nin evindedir diye buraya geldim. İki taşla bir kuş olsun diye yani. Bir taşla iki kuş olacak o. Ama bir taşla iki kuş olmaz ki. Yani imkansız. Onun için söylenmiş o söz zaten. İmkansız olduğu için. Onun için mi? Kimin için? Taşlar için mi, kuşlar için mi? Ay şimdi atacağım taşları kafana ha. Neyse sohbetimize devam edelim. Annem bu saatlerde gelmez. Çetin işte, Sinem okulda. Yani annemin beni gıcık etme saatleri değil. Ben de artık zor gelirim zaten. Niye? Herkes bize bakıyor. Artık program başlıyor televizyonda. Ben eskiden beri o programa bayılırım. Devamlı seyrederim. Ay nesini seviyorsun o programın Nala? İnsanları bir yere tıkıyorlar, aylarca da çıkarmıyorlar. Çok sıkıcı. Aa, olur mu? Çok hoş. Belki ben de katılmak için başvurabilirim. Ah, kabul edilsem ne güzel olur değil mi? Gerçi sizi 2-3 ay göremem ama ne yapalım? Harika olur gerçekten. Bir dakika, bir dakika. Her isteyen katılabiliyor mu bu programa? Başvuruyorsun, seçme yapıyorlar. Yaş sınırı var mı? Yok. Harika. Vallahi harika. Ben bir şey anlamadım ama. Anlamasan da olur. Harika bir fikir verdin bana. Seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Bana bak Sıddık. Buyur Hasıla. Hakkımızı aramamız lazım. Yan apartmanın kapıcısı deve kuşu kadar maaş alırken bizim serçe kuşu kadar maaş almamız hak değil. Ama ne yapabiliriz ki ne? Eylem yapabiliriz. Neyle? Eylem, eylem. İşi yavaşlatacağız. İş yavaşlatma eylemi yapacağız. Ya? Taksim 1-2, Taksim 1-2, haydi haydi kalk hey, Taksim 1-2, haydi! Oy! Taksim 1-2, Taksim 1-2, haydi haydi kalk hey, kalk hey, Taksim 1-2, Taksim 1-2, ha! Ne oluyor be? Oy, ya sorma! 1-2 Zamin'un sesi kısılmış, eve gitti, istirahat edeyim. Ha bizim 2 numaralı kot kafada sabahtan beri bağırıyor, o da helak oldu. Ha. Biraz da ben bağırıyorum, ben de helak oldum. İyi ki gezdin, şimdi sıra sanadır. Haydi. Peki. Taksim 1-2, Taksim...
Taksim 1-2, Taksim 1-2, Taksim 1-2. Yok abi, bu zor iş, ben yapamam, bırak ya. Ula ne oldu? Bir şey erken alak oldu. Oğlum, bizim müşteri buranın Taksim durağı olduğunu biliyor. Müşteri olmayan da ben bağırıyorum diye ulan adama ayıp oluyor. Ben bir Taksim'e gideyim bari diyecek değil ya. Yaşa yaşa. Dur be. Anlamadın değil mi sen yine? Bağırmasak da olur diyorum yani ha. Pardon abi, Taksim dolmuşları burada mı kalkıyor? Aha, buradan kalkıyor, kafamdan kalkıyor. Gel, görmüyor musun? Burada kardeş, burada. Tamam lan, tamam. Taksim 1-2, Taksim 1-2, Taksim 1-2, Taksim, Taksim'e, Taksim'e. Neriman! Neriman! Neriman, ne bağırıyorsun be? Ya açlıktan gebereceğim ya, yemek yemeyecek miyiz? Biraz sabret, oğluşumu bekliyorum. Ya Metin durakta yemiştir. Hem sonra belki müşteriler çoktur, geç gelir. Sen kur sofrayı ya. Metin'i değil, Çetin'i bekliyorum. O senin oğlun sayılmaz. Artık onun bir karısı var. Öbürünün de arabası var. Oğlum sayılıyor. O niye sayılmasın? Ya arabayla eş aynı şey mi? Araba yemek yapamaz ama eş yapar. Sen öyle san. Bizim gelinin yemek yapma yeteneği arabayla eş değerdi. Ya Neriman, ara sıra ayda yılda bir kere bile olsa ben şu geline biraz haksızlık ediyorum diye düşünmüyor musun ya? Ay, o benim gibi kaynanayı nereden bulacak? Ya, bak, bunda haklısın işte. Sen türünün son örneğisin. Cahit, konuştuğun laflara dikkat et. Yoksa yaptığım rostoyu midende değil, kafanda bulursun. Kahrolsun gelinler, yaşasın kaynanalar. Gelinler ölüm! Ne yapayım? Elinde çok kuvvetli nükleer silahlar var. Merhaba hayatım. Selam, hoş geldin. Bana bak. Ya sende garip bir haller var. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben bir karar verdim. Ha, dinliyorum. Herkes bize bakıyor adlı yarışmaya katılmaya karar verdim. Herhalde rüyadayım ben canım. Dur, baştan bir gireyim bakalım. Merhaba hayatım. Merhaba, hoş geldin. Yok, bu gariplik bitmiyor. Evet, anlat bakalım. Çetin, kesin karar verdim. Düşünsene, elenmezsem 3 ay boyunca anneni görmeyeceğim. Üstelik istese de beni göremez. Kazanırsam bir daire parası veriyorlar bana. Yok, ben rüya görmüyorum, sen hakikaten delirmişsin. Tabii, sen daha dalga geç. Dalga geç daha. Kesin kararlıyım, gireceğim. Zaten ne sana ne sineme faydam dokunuyor. En azından içeri girerim, parayı alırım, bir işe yararım. Baba, otobanktakileri bitirmelisin. Ama doydum kız. Annem ve babaannem yok diye kahvaltı etmeden gidebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun baba. Otobanktakiler bitecek. Hay Allah. Peki tamam kızım, yerim. Günaydın. Günaydın. Aman da benim oğluşumla torunum kalkmış da kahvaltımı ediyorlarmış. Nerede gelin? Hala uyuyor mu? Yani söylediğim zaman kızıyorsunuz. Bu saat olmuş, hala kalkmamış. Zavallı torunumla oğluşum garip garip kendi başlarına kahvaltı ediyorlar. Aynı annem kalktı, bize kahvaltı hazırlayıp gitti. Nereye gitti ayol? Yoksa dul mu kaldın Çetin? Ay yok anne, ağzından yel alsın. Bu herkes bize bakıyor diye bir yarışma varmış. Ona katılmak için başvuru yapmaya gitti. Çok sıralıyormuş. Erkenden gitmek lazımmış. Ne işi var ayol evli barklı kadının yarışmalarda? Ne
Vallahi annem her işi görüyor. Bana yapacak bir şey bırakmıyor. Bari ben de yarışmaya katılayım da para kazanayım dedi. Kazanana tam 200 bin lira veriyorlarmış. 200 bin lira mı? Hı. Yani şimdi Ece 200 bin lira mı kazanacak? Evet. Ya yavaş süpürsene ya. Hızlı hızlı süpürme, bozgunculuk yapma. İşi yavaşlatmayla mı yapıyorum? Ya aslında neredeyse uyuyacağım ya. Olsun. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Ha, Hasla. Ha? Bak ne diyeceğim. Kaynana zulmü Ece Hanım'a sonunda kafayı yedirtti. Ha, ne ki? Sabah erkenden çıktı gitti. Nereye Ece Hanım dedi? Herkes bize bakıyor yarışmasına katılmak için başvuracakmış. Öyle dedi. Bana bak, kocaları bunu duyarsa önceden o koşar katılır ha. Nasıl duyacak yine? Bana bir şans verilirse ben duyururum. Merak etme. Ha. Ne yapıyorsunuz siz? Süpürüyorsan ha? Bu sene bitirir misiniz? Şey, maaşımıza zam istiyoruz da o yüzden iş yavaşlatmayla mı yapıyoruz hanımım? Bana baksana sen. Sizin yavaş ya da hızlı olmanız kimsenin umurunda değil. Aslı, gel benimle. Tamam. Sıdık, yavaş süpür. Yavaş. Aslı, eylem yapmayı bırak, otur şuraya. Bak bakayım, ne görüyorsun? Hanımım, size büyük bir para koruyorum. Kocaman bakın. 200 bin lira olabilir mi? Baba, bilmiyorum. Buradan saymak çok zor ama büyük bir para. Bakayım. Aa! Ne oldu? Hanım, siz bir eve kapanıyorsunuz. Evet, dur bakayım. Nasıl bir ev bu? Vallahi bilmiyorum ama yani siz eve kapanıyorsunuz ve çıkmak istemiyorsunuz. Sonra size tonlarca para veriyorlar. Allah Allah! Bak falımda da çıktığına göre demek ki ben bu yarışmaya katılıyorum. Kesin kesin. Dur bakayım başka ne görüyorum? Yok yok, gerek yok artık. Tamam yeter. Al sen şu parayı. Git bakalım. İyi oldu. O cadı gelin de çatlasın. Of. Ha? İnsan işini iyi bilince çikolatalar kazanıyormuş ya. Ne oldu ki ne? Şimdi kocaklar ya gelinin yarışmaya katılacağını duymuş ve fena halde kıskanmış. Ben de kocakarının falan da kendisinin yarışmaya katılıp kazanacağını gördüm. Tesadüfen tabii. Bizim bahşiş kaptı. Aferin sana. Devam edelim ya. Hadi. Taksim 1-2, Taksim 1-2, Taksim 1-2, Taksim 1-2! Saçmalama! Nereden çıktı şimdi bu herkes bize bakıyor yarışmasına katılma fikri? Ya deli misin sen? Ama 200 bin lira veriyorlar Metin. Taksim 1-2, Taksim 1-2! Boş ver Nalan, ben aylarca seni görmeden duramam. Ekrandan görürsün hayatım. Hayır Nalan, unut bunu. Ya. Taksim 1-2! Yeter be! Yeter! Vallahi bıktım ya! Sabahtan beri bağırmaktan imanım gevredi be, bırak! Binen binsin, binmeyen binmesin ya! Tamam oğlum. Aa! Selam, şoför parçaları! Oo abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi dağda kurtardı ya? Aa, Cahit amca, sen emekli değil miydin ya? Emekliler durağa gelemez diye bir kanun yok ki kızım. Ay! Hayret vallahi, sen televizyonunu bırakıp nasıl gelebildin buralara? Ya bir iki Sami aradı, benden yardım istedi, ben de onun için geldim. Yardım mı? He. Hayırdır, ne içiyorsun? Ya şimdi bunun sesi kısılmış.
Onun işini ben yapacağım. Tamam mı? Otur oğlum. Taksim Bülük'e! Otururlar. Taksim Bülük'e! Taksim Bülük'e! Taksim Bülük'e! Taksim Bülük'e! Taksim Bülük'e! Baba, baba. Taksim Bülük'e! Doğru eve gidiyoruz. Hadi baba. Yani hadi sen de gel babamı götürelim. Taksim Bülük'e! Tamam. Taksim Bülük'e! Taksim Bülük'e! Bin, bin, çabuk bin. Oğlum gitti, bin. Tamam Şevboy, sen onları benim masanın üzerine bırak. Ben gelince imzalarım. Hayrünisa Hanım bir şey dedi mi? Ben gelince konuşurum. Tamam, görüşürüz. Hadi eyvallah. Çetin. Efendim? Hala gelmedi mi bu? Yok, gelmedi. Demin aradı, çok kuyruk varmış. Aman da benim bebeğim iş mi yaparmış? Bana karışma babaanne. Aynı anası. bana bak, senin şu patron Hayrünisa Hanım burada mı? Burada. Niye? Onun telefonunu versene bana. Ne yapacaksın? Bir şey isteyeceğim kendisinden. Onun çok etrafı vardır. Bir de bana söyle, ben onunla konuşurum. Hayır, ben kendim konuşacağım. Yaz bana şuraya bakayım. Cebim mi bu? Evet. Hı, iyi. Hı. Kendi çıkıyor değil mi? Tabii, kim çıkacak? Tamam, çocuk. Alo? Anne! Anne, bu kocana niye sokağa bırakıyorsun ya? Ekmeğimizle oynuyordu valla. Duray iflas ettirecekti az kalsın. Şşş, anne! Şşş! Anne karşıda galiba. Aman, bunun tadını çıkarmalıyım. Anne! Sen geç otur. Tam ben de seni arayacaktım. Annem nerede? Burada olması lazım. Ay, ben konuşmuşum gibi oldu. Ya çok garip. Bize geldi, Hayrünisa Hanım'ın telefonunu alıp çıktı. Buraya gelmediyse nerede olabilir ki? Belki Hayrünisa Hanım'la buluşmuştur. Hayrünisa Hanım'la niye buluşsun ki ya? Ne bileyim baba, bize bir şey söylemedi. Anne neredesin? Pardon. Geçsene. Anneciğim. Ne oldu hayatım? Hiç. Salak salak bekledim, durdum işte. Aa, niye? Ay Çetin, sorma. Binlerce insan var ama nasıl biliyor musunuz? Böyle binlerce. Tam ben kapıya ulaşmaya birkaç kilometre kaldı, başvuru bitti dediler. Zaten içeri girecekler önceden belliymiş. Boşu boşuna bekliyormuşuz biz. Öyle söylüyorlardı dışarıda vallahi. Oh, iyi ki ben gitmemişim. Yoksa ben de salak durumuna düşecektim. Hay Allah ya. Ece'nin annemsiz 3 ay yaşama hayalleri suya düştü. Ah, ah. Anneniz katılacaktı ki o yarışmaya. Hepimiz 3 ay cennette yaşayacaktık Ne oldu? Ne oldu Neriman? Cahit. Hı. 3 ay benim yemeklerimden mahrum kalacaksınız. Çünkü herkes bize bakıyor yarışmasına kabul edildim. Çetin, kafayı yiyeceğim. Ben o kadar uğraştım, kabul edilmedim. Anneni nasıl başardın? Galiba Hayrünisa Hanım'ı devreye soktu. Hayrünisa Hanım mı? Evet. Bak hayatım, bizim Hayrünisa Hanım'ın çevresi çok geniştir. Kesin o programın yapımcısı, kanalın müdürü, hatta sahibi eski sevgililerinden biridir. Tabii ya. Annen Hayrünisa Hanım'a rica etti. Hayrünisa Hanım torpil yaptı. Annen de yarışmaya girdi. Kesin öyle oldu. Vay 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 vay. Çetin. Hı. Bu kez gerçekten de anneni takdir ettim. Takdir ettim. Çünkü ben böyle bir şey akıl edemedim. Şuna bak ya. Bak şimdi ya kadına. Beni nasıl çıldırtmayı başarıyor, gördün mü? Neler yapmış gene. Hayatım ya, senin asıl amacın annemsiz birkaç ay geçirmek değil miydi? Evet. İşte tamam, hayallerin gerçek oldu. Düşünsene, annem programa katılırsa birkaç ay, yani tabii elenmezse,
baş başa kalabileceğiz. Düşünsene bir. Gel bakayım. Evet aslında. O zaman yatak altı operasyonları çoğalabilir. Yapalım. Hadi gel. Şşt, çetin. Annen harıl harıl valizlerini hazırlıyorken biz de Metin'le karar verdik. Yarın büyük bir parti yapacağız. Ona haber vermeye geldim. Bir de annemi biz bırakmayacak mıyız? Yok be evladım. Onu yarışmadan limuzin gönderip aldıracaklarmış. Biz onu yarın uğurluyoruz ve ondan sonra özgürlük. Okulda defterime, sırama ağaçlara yazarım adını. Hey özgürlük. Sinem uyuyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Baba, tamam, pardon. Konsantrasyon dağılmadıysa devam edelim mi? İn. Ne biçim süpürüyorsun sen? Adam gibi süpürsene. Hızlı hızlı. Ya Hasıl'a hani hakkımız alana kadar eylemimize devam edecektik? Senin de halktan haberin yok Sıddık ha. Koca karı yarışmaya gidiyor. En az 3 ay ortada yok. Ya onu biliyorum da bunun bizim eylemden ne alakası var onu bilmiyorum. Bu apartmanla kimin sözü geçiyor Sıddık Okuzu? Koca karının. Koca karı olmadığına göre eylem yapmamızın ne manası var? Hiçbir manası yok. Benim de başka sormuyorum. Gene aldık kuş kadar maaşa yani. Anlıyor musun? Gel otur çekirdek çitleyelim hadi gel. Ya Hasıl'a. Ne? Hani bir türkü vardır ya. Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdime diyor. O çok doğru vallahi ha. Şöyle açıklayayım. Şimdi bizim maaşlarımız kuş kadar. Yani bu kadar. Kuş bu kadarsa kanadı da bu kadar olur. Bu kadarcık kanadın her yanı kalem olsa kaç kelime yazar ki? Tabii yazılmaz kimsenin derdine değil mi ya? Kanadın kalemi... çok abuk oldu. Kızma. Sustum. Cahit. Buyur sultanım. Ben gidiyorum hayatım. Ben yokken sakın dağıtma, tamam mı? Akşamları yatarken çoraplarını çıkarmayı da unutma. Emredersin sultanım. Metin yavrum, dolabı yeni düzelt. Kazaklarını, çoraplarını düzgün düzgün al, düzgün düzgün yerine koy, tamam mı çocuğum? Tamam anneciğim. Nalan, Metin sana emanet. Tamam Neriman teyzeciğim. Çetin, yavrum. Geceleri sakın üstünü açma, tamam mı? Ya da açmasınlar yani. Tamam anne. Sinem. Canım. Yavrumun yavrusu. Sabahları sütünü içmeyi unutma, tamam mı bebeğim? Tamam babaanneciğim. Gelin. Sen ne istersen yap ya. Merhabalar. Sayın Neriman Turuncu'yu almaya geldim efendim. Neriman Turuncu ben oluyorum. Alayım efendim. Buyurun. Alas mı aldık çocuklar? Geçer. Bir sürü yemek yaptım. Buzluğa koydum. Haberiniz olsun. Ya, ya, ya.
abuk subuk yemekleri yemeyin diyecektim. Keşke demeseydim. Şimdi burada babaanne mi çıkacak? Tabii Sinemciğim, babaannen de diğer yarışmacılar gibi bir yarışmacı. Şaka maka heyecanlandım ben ha. Ben de. Durun başlıyor. Sevgili izleyenler, tüm dünyanın merakla izlediği Herkes Bize Bakıyor'la evlerinize konuk oluyoruz. Siz de ekran başına hoş geldiniz. Bütün ekibimiz bu yarışmacılar için çok titizlikle çalıştı. Onların belki de aylarını geçirecekleri bu evdeki her ihtiyaçlarını karşılamak için biz her şeyi düşündük. Ve sıra geldi onları tanımaya. İsterseniz onların kendilerini anlattıkları VTR'ye bir göz atalım. Hepinize sevgi, saygı ve barış. Ben Muhittin, a.k.a. Aziz Öfke. Saham Üsküdar. Buraya rapim, kalbim ve mikrofonumla geldim. Karakterimi ve farkımı yansıtıp gönüllerinizi fethedeceğime inanıyorum. Hepinizin SMS'lerini bana göndereceğini biliyorum. Aziz Öfke yazın, 9999'a gönderin. Saygı. Neydi bu ya? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım hayatım. Bunlar kendilerine B-boy diyorlar. Kızları da B-girl. İngilizce B-boy yani. Hep böyle dans eder ve konuşurlar. Oo, kendimi çok yaşlı hissettim. Bizim gençlerle aramıza bu kadar mesafe girdi mi? Bana bak Sinem. Ben öyle bir boy iki girl istemem. Ona göre. Öyle gelirsen karşıma külahları değişiriz. Herkes bize bakıyor evinde yurdun dört bir yanından farklı yarışmacılar geldi. Onlar burada belki de en unutulmaz, en renkli anlarını ve anılarını yaşayacaklar. Onlardan bir tanesi de Manisa'dan Zerrin. Zerrin bir ev kızı, annesi ve babasıyla yaşıyor. Aslında niye ben anlatıyorum ki? Bırakalım da Zerrin kendisi anlatsın. Hah, bak başka bir yarışmacı daha çıktı. Anlamadım Zerrin. Annem beni buraya yolladı. Burada da koca bulamazsam evde kalacakmışım. Annem öyle diyor. Yarışmayı kazanırsam zaten bir sürü koca adayı çıkarmış. Annem öyle diyor. Ben zavallı görünen bir kız olduğum için herkes SMS'lerini bana gönderirmiş. Annem öyle diyor. Lütfen Zerrin yazıp 9999'a gönderin. Annem öyle diyor. Ama garip tipler var ya bu yarışmada. Annem buradan aklı başına gelebilirse öpüp başına koymalı valla. Bakalım bu kız bir koca bulabilecek mi? Baksanıza kız ne kadar dertli. Hayatım bu bir televizyon programı. Bu da tanımadığımız biri, tanımadığımız biri için ağlamanın ne alemi var? Bak annem siz ne güzel, harika günler geçiriyoruz burada. Ağlayıp da mahvetme gözünü seveyim ya. Onlardan bir tanesi de Neriman Turuncu. Bak bu Neriman çıkıyor. Onu tanıyalım. İşte Bostancılı Neriman. Ayol nereye düştüm ben böyle? Evladım. Çek şu ışığı gözümden. Tamam, tamam. Merhabalar. Ben Neriman. Aslında bu yarışmaya gelinim katılacaktı. Fakat beni tercih ettiler. Sağ olsunlar. İnsandan anlıyorlarmış. Anne. Merak bunu herkes seyrediyor ya. Bir günde mumu çeviririm ben onları. Ayol siz... Benim gelinin ilk geldiği günü göreceksiniz. Hoş şimdi de pek adam oldu sayılmaz ya. Ne var evladım? Öyle el kol hareketleri yapma. Ben anlamam. Ne konuşacaksan adam gibi konuş benden. Süren mi bitti? Ay daha bir şey anlatmadım ki ayol. Gelinin yemeklerinden bahsetmedim bile. Çetin. Oğluşum. Bana bak unutma. Buzlukta bir şeyler yapıp bıraktım. Çıkar da onlar çözülsün. Karının o abuk sabuk yemeklerini yeme. Hasta olursun valla. Ay tamam be evladım. Bitiriyorum. Neriman yazın. Şeye gönderin. Ay, neydi o? Unuttum. Neyse. Alttan geçecekmiş şimdi. Böyle. Neriman yazın. Oraya gönderin. Ben de o kadar çok sevinme evlat. Niye baba? Çünkü sandığınız gibi bu yarışma 3 ay sürmez. Neriman bir hafta sonra bunların hepsini kaçırtır. Sonra o da geri döner ve yarışma biter. Biri daha çıktı.
Bana Hıdır derler. Ama alemde herkes bana kısaca Hı der. Zaten elleri mahkum. Sıkıysa hayır filan desinler. İcabında aynen oyarım. Bulunduğum her mekanda kurallarımı koyarım. Kurallarıma uymayanı aynen oyarım. Cemi cümleniz. Bana SMS atacaksınız. Yoksa oyarım. Ay şekerim. İki beni kabul etmemişler. Baksana ne kadar deli varsa içeri girmiş. Bence babaannem bu yarışmaya kazanır. Niyeymiş o? Babaannemin benim çantama koyduğu elmaları yemekten bıkan herkes babaanneme SMS gönderir. Bu yüzden kazanır. İyi. O zaman biz de yollayalım SMS. Evet. Kaçtı? Alttan geçiyor işte. Bana Mahsudum. Buyur Aslı. Şu andan itibaren yeni görevimizi açıklıyorum. Neymiş o? Şimdi bak. Tanıdık, tanımadık, bildik, bilmedik. Herkesin ağzından gireceğiz, burnundan çıkacağız ve koca karıya SMS attıracağız. Yeni görev bu. Tamam mı? Hadi biz atalım birer dene de. El aleme atıracağız diye niye kendimizi paralıyoruz ya? Sen böyle çaktığın kuş beynisin Sıdık ha. Koca karı ne kadar çok SMS alırsa o kadar çok içeride kalır. Yani tepemize dikilmez. O mesele. Sen hiç merak etme Hasla. Ben bizim kayfedeki herkese attırırım. Kayfe mi? He? Sen kayfeye mi gidiyorsun? Sen uyurken gidiyorum. Peki. He? Pışpırık atıp geliyorum. Ne atıyorsun? Pışpırık. Pışpırık atıyorsun. Pışpırık. Ben seni bir pışpırık. Ben seni bir pışpırık atarım. Ya. Atla beni. Lan yapma pışpırık. Gel ya. Gel elini. Allah'ım ceza. Ya gel sizin kafanı önüne. Allah'ım ceza. Gel alo. Manyaklar sürüsü. Burayı temizlemek lazım. Bu ne hal lan? Kaç ay burada kalacağız? Yiğit yattığı yerden belli olur demişler oğlum. Kime diyorum ben? Alo! Kime diyorum ben? Oğlum. Sana diyor. Sende sara mı var yoksa kıçında kurt mu var? Niye öyle yapıp duruyor? Saygı. Ben temizlik yapmam moruk. Saygı. Merhaba. Seni annen nasıl yetiştirmiş bilmem ama ben yetiştirirsem iyi ederim seni. Kalk çabuk. Kalk. Mutfaktan bana süpürgeyi getir. Hadi. Yürü. Oğlum. Yerleri kafandan değil, bezden sileceksin. Koş. Git mutfaktan. Bez getir. Ne diyorsun be teyze? Dans benim için yaşam biçimidir. Ulan senin üstünde başında biçim yok ki yaşamında biçim olsun. Koş mutfaktan bez getir dedim. Hadi. Yallah. Afrodit. Afrodit. Sana diyorum. Kalk. Kalk temizle şuraları. Yalla. Hadi. Nerem seni. Sen de. Evinde böyle mi oturuyorsun kız? Yürü. Hadi, etrafı topla. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba koca karı. Ben adamı aynen uyarım.
Bana bak. Bu az gelişmiş ülke kabadayısı numaralarını bırak, sen onları git garibanlara anlat. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha. Neriman. Bostancılı Neriman. Ben adamı oyarım. Acayip de koyarım. Anneniz icraata başladı. Allah oradakileri onun şerrinden korusun. Amin. Sen nereye baba? Yıllar sonra ilk defa kafama göre takılma fırsatı yakaladım. Onun için burada oturup bunu harcayamam. Arkadaşlarımla takılmaya gidiyorum. Ya senin bütün arkadaşların Karacaahmet dediği mi baba? O kadar keyifliyim ki bu salak espri bile benim havamı bozamaz. Onun için bye. 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 Güle güle. Aa! Evde ikimiz kaldık Nala. Ne güzel işte, daha iyi seyredeceğiz televizyonu. Ben bunu biraz daha renkli bir hale getirmekten bahsediyorum Nala. Hayat, televizyon zaten renkli. Artık siyah beyaz televizyon yok ki. Çok şekersin minik kuşum. Aa! Nurman teyze insanlar evi temizletiyor. Bak, kalk biz de temizleyelim kızar bize. Kalk, kalk, kalk. Temizleyelim. Ah. Ver. Kime öttürüyorsun? Kime öttürüyorsun baba? Başla! Sinan, hadi artık yatma vakti. Bak saat kaç oldu, hadi. Hadi canım. Anne lütfen ya. Biraz daha yetenek yarışması başlayacak. Onu izleyip öyle yatayım. Yetenek yarışması ne ya? Şimdi birazdan yarışmacılar bir kura çekecekler. Kendilerine çıkan alanlar doğrultusunda bir yetenek sergileyecekler. Ve böylece SMS kazanacaklar. Aa, düşünsene anneme yemek yapma falan çıkarsa kesin birinci olur. Bırak onu, laf sokuşturma ve iğneleme üzerine bir şey çıkarsa uzak ara birinci. Bana bakın, bu etap en iyi babamlarda seyredilir. Gel kalabalık oluruz. Hadi. Telefonu al, mesaj atar işte. Hadi gel Sinem, yürü, gel. Sinem. Yarın nasıl okula gideceksen. Saygı sevgi. Biz buraya temizlik yapmaya mı geldik ya? Vallahi ben evde bile bu kadar temizlik yapmadım. Annem olsa öyle derdi. Bu koca karı yamuk yapıyor. Ben aslında adamı aynen oyarım ama yaşına hürmet ettik işte. Sevgi saygı. İnşallah yetenek yarışmasında yapamayacağı bir şey çıkar da ilk haftadan yolcu ederiz ona. Ne dolaplar çeviriyorsunuz siz bakayım? Ne iş? Hiç abla, acaba yetenek yarışmasında kime ne çıkar diye konuşuyorduk. Yetenek yarışması mı? Hı-hı. O ne ki? Şimdi herkese bir yetenek alanı söyleniyor icabında. Herkes de kendine verilen alanda yeteneklerini sergiliyor. İyi yapamayanı aynen oyuyorlar. Alanlar belli olmuştur. Ben bir gideyim bakayım. Aferin. Çok iyi iş çıkarttınız. Bak, tek ayaklarını.
Etraf tertemiz olmuş. Şanslı çocuklarsınız. İyi ki ben gelmişim yanınıza. Öğreteceğim size. Ben geline bile öğretmiş kadınım. Siz haydi haydi öğrenirsiniz. Evet. Alanlar belli olmuş, açıklıyorum. Söyle. Sen. Türkü. Ay ben türkü söyleyemem ki. Eğlenirsin o zaman kızım. Oo, evet bu harika. Teyzemize rap çıkmış teyze. Rap ne ki be? Şöyle ki teyzeciğim, o bir müzik türü. Ama sen hiç uğraşma, hayatta yapamazsın. Neyse, seninle iyi kötü dakikalarımız geçti. Seni çok özleyeceğiz baba anne. Merhaba. Merhaba. Kalk yerinden lan. Aa baba bu ne hal? İçtin mi yoksa? Yok be. 40 yılda bir arkadaşlarla buluştuk evlat. Bir iki kadeh attık tabii. Ne yapıyor bizim cadı? Tam zamanında geldim baba. Birazdan seyredeceklerine inanamayacaksın. Zeytinyağlı yiyemem aman. Basma da fistan giyemem aman. Basma da fistan giyemem aman. Senin gibi cahille ben efendim diyemem aman. Ben efendim diyemem aman. Şişt. Ulan ben mi çok içtim yoksa bu gerçekten anneniz mi be? Bu kadar kötü söylenebilir ha. Yok baba annem birazdan çıkacak. Rap yapacak. Ne demek o? Rap büyük baba rap. Ha. Bu dediğiniz bir yemek türü ise anneniz mutlaka birinci olacak. O bir müzik türü Cahit amca. O zaman hemen etrafı toparlamaya, temizlemeye başlayın. O zaman çünkü anneniz elenip 15 dakika sonra burada olacaktır. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Aha, işte elendi geldi galiba. Güzel resmi değil mi baba? Merhaba, koca koca. Pardon. Neriman teyze rap yapacakmış da biz de ona bakmaya geldik. Tabii buyurun geçin oturun. Ya, geçin şöyle yok biz geçin. Gel Asma gel. Aşıklar geldi. Merhaba. 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 Bana derler Neriman, bostancılı Neriman. Beni görünce hemen silahına davran. Benden iyi misin sen? Hadi oradan hayvan. Gelinim iledir, hep benim kavgam. Oğlumu bırakmam ben, budur benim davam. Çakışırsan benimle bozulacak hava. Benden iyi misin sen? Hadi oradan hayvan. Da başardı. Gördünüz mü? Bunu da başardı. Hayır, biz boş yere emekli maaşını talim ediyoruz be. Yani Neriman bir albüm yapsa biz çoktan köşeye dönmüştük. Ben inanamadım. Bu Neriman teyze miydi? Susun. Sonuçlar açıklanıyordu. Size açık ara farkta neredeyse SMS'lerin tamamını alan yarışmacımız Neriman. Ne oldu? Deprem falan mı var? Sinem iyi mi? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Hani bu yarışmayı sabaha kadar veriyorlar ya. Evet. Hoş ben kimsenin seyrettiğini zannetmiyorum ama ben tesadüf eseri seyrediyordum. Ya Sadet'e gel. Şöyle oldu. İki yarışmacının birbirleriyle yataktan konuştuklarını fark ettim. Yok ya. Sessizce. Dudaklarını okudum. Çok iyi. Ne tezgah kurmaya çalışıyorlardı. Aa ne tezgahı ya? Şöyle bir tezgah. Yemek yiyip ondan sonra sanki zehirlenmiş gibi yapacaklar. Yemekten kim sorumlu?
Annem. Annen tabii ki. Aha. Sanki içine bir şey atmış gibi yapacaklar. Sonra karınları arayacak. Daha sonra da anneni şikayet edip eleyecekler. Elemesinler. Eleyecekler ama. Aha. Annenin bundan haberi yok. Annen bu tuzağa düşecek, elenecek. Sonra da eve gelecek. Gelmesin. Ne yapacağız? Yardım çağıralım. Babama koşalım. Gel. Yahu eskiden ben darbelerde bile bu saatte uyanmazdım be. Ne var, ne oldu? Baba. Ha. Yarışma evindekiler anneme komplo hazırlıyorlarmış. Beni bunun için mi uyandırdınız? Annenize şiaya bile komplo kuramaz be. Nerede kaldı ki içerideki 4-5 kişi kuracak? Anneniz onları suya götürür, susuz getirir, merak etmeyin. Yok, durum bu sefer daha ciddi baba. Annemin kendine kurulacak tuzaktan haberi yok. Bunu gidip annenize söyleseniz ya, beni niye uyandırıyorsunuz? Yasak, yasak. İçeriyle her şekilde temas yasaklanmış vaziyette. O zaman durum ciddi. Gel. Şimdi o zaman sen git bize bir kahvaltı hazırla. Ondan sonra biz de 5 dakika sonra oradayız, tamam mı? Hadi. Kahvaltı niye baba? Niye mi? Oğlum ben aç karınla düşüremem de ondan. Ben de Nalan'ı çağırayım. O niye? Hep beraber düşünürüz. İyi tamam hadi. Nalan da geliyor, kesin çözeriz. Hayır, niye? Niye bu kahvaltı olayı şimdi? Gereksiz şimdi. Ben sana yardım ederim. Başımızı döndürdünüz. Yok. Bir çare bulamayacağız. Anneme haber iletemeyeceğiz. Ve annem elenip geri dönecek. Daha annemsizliğe alışamadan. Benim aklıma bir şey geliyor ama. Teyze sen bunu kime örüyorsun? Dünyalar tatlısı torunuma örüyorum. Ay vallahi şimdiden çok özledim. Annem diyor ki bir gün benim de torunum olacakmış. Kızım senin annen de amma gevezeymiş ha. Yani konuşmadığı hiçbir alan yok. Ama annem diyor ki ben konuşmasını bilmiyormuşum. O yüzden hep o konuşuyormuş. Bundan sonra bu evde annenden bahsetmeyeceksin. Anne yok. Unut. Şimdi kameralar bunu çekiyor mu? İnşallah gelin duymamıştır. Tatlı kız. Teyzeciğim, bu akşam yemeği siz yapıyormuşsunuz galiba. Evet, sadece bu akşam değil, her akşam ben yapacağım. Ben kimseye bırakmam yemeği. Geline bile bırakmıyorum, size mi bırakacağım? Bunca yıllık ev hanımısınız. Kim bilir ne kadar güzel yemek yapıyorsunuzdur. Bak, bu konuda mütevazi olamayacağım. Gerçekten çok güzel yemek yaparım. Gelin, duydun değil mi? Burada bile bayılıyorlar yemeklerime. Şimdiden çok acıktım. Çok acıktım vallahi. Evet, mutfağa gidiyorum. Bir şey isteyen var mı? Tamam. Müsaade edin. Bunu içeri sokmamız lazım. Rica ediyorum. Durun bakalım, nereye? Temiz çarşafları getirdik. Şirketimizin anlaşmasına göre her gün temizleri getireceğiz, kirlileri alıp götüreceğiz ya. Kimse bize bundan bahsetmedi ama. Ya biraz önce yapımcı şirketten aradılar. Neredesiniz diye fırça attılar. İstiyorsanız arayalım, bizi içeri sokmuyorlar diyelim. Ara. Adın neydi senin? Bir dakika kardeşim, hemen sinirlenmeyin. Hepimiz görevimizi yapıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz de görevimizi yapıyoruz. Bak kamyon. Bize de içeri kimse alınmayacak dediler. Bakın şöyle yapalım. Siz verin bunu bize. Biz içeri gönderelim. Burada bekleyin. İçeriden kirliler gelsin. Size verelim. İyi, olabilir. Yok, olmaz. Olur, bir dur. İyi bir fikir. Siz bunu alın, götürün, kirlileri geri getirin, tamam? Yani size de angarya olacak ama artık.
kızlar ekleyin. Hey teyze! Sen evde lider gibi takıldığına göre bu işle ilgilenmek de sana düşer. Kapıda çamaşırları getirmişler. Kirileri de istiyorlar. Ne olur, ben hallederim. Şimdi hallederim çocuğum. Çıkart. Bu ne kadar çok çarşaf ayol. Bir günde bu kadar şey gelir mi? Merhaba teyze. Merhaba teyze. Kız Nala, ne işin var senin burada? Sana komple hazırlıyorlar, ona haber vermeye geldim. Kim? İçeridekiler. Bu akşam yemekten sonra zehirlenmiş gibi yapacaklarmış. Yemekleri de sen yaptığın için içine bir şey koydu deyip eğlenmeni sağlayacaklarmış. Vay hadiler vay. Hadiler. Onların canını okurum. Sen ne olacaksın kız? Çetin ile Metin beni kapıda bekliyorlar. Şimdi sen benim görevlilere vereceksin. Çetin ile Metin de alacaklar. Aferin be. Kim yaptı bu planı? Ne? Kız gel, gel, gel. Kameralara yakalanacaksın. Salak. Salak. Vallahi çok yorulduk ama değdi doğrusu. Bir an başaramayacağız gibi geldi ama başardık be. Bence Nalan'ın fikrinden dolayı kutlamalıyız. Teşekkür ederiz. Ay hiç önemli değil. Böylece annenizin orada kalmasını garantilemiş olduk. Bunu kutlamalıyız. Parti verelim. Evet. Parti verelim ve annemin yokluğunu sonuna kadar kutlayalım. Evet. Gelsin mezeler şaraplar. Evet. Eşi dostu herkesi çağıralım. Özellikle annemin gıcık olduğu komşuları da çağıralım. Hadi bakalım. İş başına. Yaşasın özgürlük. Yaşasın. Haydi. Yürüyün. Nereye gidiyoruz? Sen buraya gidiyorsun. Sen onları bul. Ben yine televizyonun başına gideyim. En iyisi o. Evet. Hadi bakayım oğlum. Çalışın çocuklar, çalışın. Kendimi itham etmeyeceğim. Ne oldu ya? Şu anda bizi izleyenlere söylüyorum. Lütfen. Lütfen bana SMS göndermeyin. Çünkü ben bu yarışmayı kazanmayı hak etmiyorum. Eleyin beni. Eleyin. Ne oldu Neriman teyze? Lanet olsun. Bu kadar insan bana güvendi. Akşam yemeğini benim yapmamı istedi. Ben ne yaptım? Yemeği yaktım. Canım affet. Affet beni. Neriman teyze ağlıyor. Ne ağlaması be? Numara yapıyor. İyi numara bulmuş ya. Nasıl mahvetti hıyarların komplosunu? İnanma sen Nalan. Annemde daha ne numaralar var bir bilsen. Durun durun. Bakın sunucu çıktı. Herkes bize bakıyor evinde. Oyların tamamı yine tek bir yarışmacıya gidiyor. Ve tabii ki bu oyları toplayan yarışmacının ismi belli. Neriman. Ya Haslı. Ne? Neriman abla orada 3 ay kalırsa biz otura otura büyüteceğiz ha. Bana bak. İki de bir de bu büyütme fiilini kullanma. Fena halde bozuluyorum ha. Şey, bozura kalma. Dur baştan alalım. Alayım. Ya Haslı. Ne? Neriman abla orada 3 ay kalırsa ben otura otura büyüteceğim ha. Dur.
Sen gerçekten salaksın. Niye ki ne? Çubuk ne? Büyütme fiilini kullandın. Ama büyütme fiilini bu kez kendim için kullanarak ince bir deşbih yaptım. Deşbih mi yaptın? Deşbih falan ne? Körle yatan şaşı kalkar demişler. Gerçi yıllardır seninle yatmama rağmen hala cılız olduğuma göre bu laf pek doğru değil ama neyse. Sıdık, bu laflarından sonra senin şu kuş beynini kafana bir şekil şemel düşünürdüm ama dua et partiye davetliyiz. Heh. Elimden bir kaza çıkma ver, yürü partiye icabet edin. Yürü. Hadi edelim. Hadi. Burada muhteşem bir gece yaşayan sevgili karım Neriye bana teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Tamam. Tamam. Sen de sus. Şimdi kendisi burada olsaydı kaşlarını çatarak cahil diye. Evet. Evet. Cahil. Eyvan! Anne! Ne işin var burada anne senin? Sanki ben 3-5 tane çapulcuyla başa çıkamazmışım gibi işime karıştınız. Beni tam 200 milyardan ettiniz. Nalan kameralara yakalanmış. Kurallara aykırı olduğu için tam birinci olacakken beni diskalifiye ettiler. Siz benim hayallerimi yıktığınıza göre ben de sizin hayallerinizi yıkacağım. Önce gelin hariç bütün yabancılar dışarı. Çabuk. Çabuk. Bana bak. Kukulatalı Cinderella. Hemen kafandan kukulatanı çıkar. Eline süpürgeyi bezi al. Evi temizle. Çabuk. Sonra sıra sana gelecek Cahit.